diyor bir grup yöneticide İsmail Kartal'la yarım kalan bir hesabımız vardı ee, onun yarım kalan bir hesabı vardı İsmail Hoca gelsin onunla yolumuza devam edelim diye ee, Tabii şunu da söylemek lazım ee, ben de her zaman e, yerliden yanayım Fenerbahçe'nin şu anda Fenerbahçe yerden kaldıracak olan e, hani taraftarın gözünde Fenerbahçe'yi yerden kaldıracak olan o tribünleri dolduracak olan e, isim yerli olmalı e, diye düşünüyorum e, Sinan abi ee, ne diyeceksin Aziz Başkanları Yıldırım'ın ve bir grup yöneticinin yaptığı bu açıklamalarla ilgili olarak yorumunu merak ediyorum. Vallahi er, Ertemcim şimdi Aykut Kocaman denenmiş, başarılı olmuş. Hı hı. Ve taraftarın büyük bir kısmı Aykut Kocaman'ı istiyor yani. Bu da, da sosyal medyalara bakıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin ben önümüzdeki sezon özellikle özellikle Yerli Hı -hı. bir yerli bir hoca ile anlaşacağını düşünüyorum. Hı -hı. Şimdi advokatı gördükten sonra Ertem Bülent'tir, Ümit'tir, Aykut'tur hepsi olabilir. Doğru. Hepsi olabilir. Hepsi hak ediyor. Bakın hepsi hak ediyor. Tartışmasız. Tabii Ali Yıldırım Fenerbahçe yönetiminin önemli bir kişilik. Yani, yani Hı -hı. başkanın kardeş olması ile birlikte bir de Fenerbahçe yönetiminde ağırlığı olan birisi. Ve Aykut Kocaman'ı İnanıyorlar, güveniyorlar. Aykut Kocaman şu an bana göre bir adım önde gibi duruyor. Ama yabancı risk olur. Bakın o senin saydığın işte Labadalar, bilmem neler. Laba risk adalar, evet. Onlar risk olur. Çünkü gelecek, Türkiye'yi tanıyacak. Ama tanıyan bir adam var. Yani Bülent risk olmaz. Aykut Kocaman risk olmaz. Ümit Özat bunlar risk olmaz. Çünkü bunlar Türkiye'yi biliyorlar. Bunlar Türkiye'de yani yapıyı biliyorlar. Türk, Türk futbolcusunun yapısını, yabancının nasıl da yabancıya nasıl davranılacağını biliyorlar. Ben advokatın bir futbolcuyla oturup, bir futbolcuyla oturup konuştuğunu bile zannetmiyorum biliyor musun? Ya işte hani çaba sarf ettiğini zannetmiyorum. İşine bakıyordur kim hazır falan filan. Haydi baba diyordur yapalım 11'i çıkalım. Yani çok zannetmiyorum. Onun için Fenerbahçe'nin hocası bana göre yerli olmalıdır. Yerli Evet. yaptım şimdi zaten. Volede de anket yaptım. Aynı şekilde orada soruyorum. Evet, şu anda Sinan abinin Volede anketi mesela var. Şaşurescu değil mi? Şaşurescu da inanılmaz derece Türkiye'de Lutescu'ya karşı bir istek var. Yani kim sıkıştı? Trabzon. Lutescu'yu getireceğim. Kim sıkıştı bir ara Beşiktaş. Lutescu. Kim sıkıştı Galatasaray. Hep Lutescu, Lutescu, Lutescu deniliyor. Lutescu'nun muazzam bir kredisi var Türkiye'de bu aşker. Ha Fenerbahçe'ye gelirse Fenerbahçe'ye gelirse Türkiye'de bak Türkiye'de Fenerbahçe şu an gelirse çok heyecanlandırır Fenerbahçe'yi Fotoğraf verelim. Çok heyecanlandırır. Lucescu Türkiye'de Fenerbahçe önce sorsa Fenerbahçelileri çok heyecanlandırır. Bir iyi antrenör olması ile beraber Ertem bir de şanslı adamdır. Gelir şampiyon da yapar. Kime gelirse. Şanslıdır. Bak antrenörlü Lucescu'nun iyidir ayrı. Bir iyi transfer yapar. İkincisi bir de şanslıdır. Antrenör şansı çok önemli. Doğru. Şanslıdır. Ama ben Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl teknik direktörünün yerli olacağını düşünüyorum. İnşallah Bülent olur, Aykut olur, Ümit olur. Bilmem. Ama ben yerli olacağını düşünüyorum. Evet. Sevgili seyirciler, ee, ben de yerli olacağını düşünenlerdenim. Ya Bülent Uygun olsun, Ümit Özat olsun, Abi, İsmail herhalde. Kartal olsun, Aykut Kocaman olsun, yerli olsun. E, Fenerbahçe'nin hocası kim olmalı? demiş Sinan Engin voley paylaşımında voley anketinde Fenerbahçe'nin hocası kim olmalı? Aykut Kocaman %57.8 Lucescu %20.3 Yabancı %21.9 Doğru mu söyledin? Yabancı doğru %21.9 Bizim anketimiz nasıl gidiyor? Beyaz futbol anketi. Beyaz futbol e, anketi ise şöyle gidiyor. Bir saniye. Fenerbahçe taraftarı kimi ister diye sordum. Fenerbahçe taraftarı kim ister? Bülent Uygun, Aykut Kocaman, İsmail Kartal yabancı. Söyleyeyim mi Sinan abi? Söyle canım. Mevlüt, Bülent Uygun, Taner Tahsin, Bülent Uygun, Talha Arslan, Bülent Uygun, Fehmi Şeyfi, Seyfi Şenel, Lucescu, Erkan Yücebal, Ümit Özat, Sefer Şimşek, Aykut Kocaman, Erdi Gündoğdu, Bülent Uygun, Furkan Cam, Bülent Uygun, Furkan Yo, Zidan, Kuralova, Sergen Yalçın neden olmasın? Ömer 55, Yılmaz Bural, Ahmet Dinç, Bülent Uygun. Esra kaçmaz. Yabancı daha Şimit adı konuşuluyor diyor. Doğru. Ee, Ahmet Yeles oğlu. Bülent Uygun. Recep Öz. Aykut Kocaman. Batuhan Köroğlu. Ersun'u getirsinler demiş. Ümit Önal. Ümit Özat. Emre Sevingün. Yılmaz Vural. Kadir Can Of Türk. Bülent Uygun. Berk Roger Şimit. Kuralova. Ertuğrul sağlam neden olmasın demiş. Fırat Baykal. E, yerli olması daha iyi olur demiş. Burhan Yücel kesinlikle Aykut Kocaman. Seyfi Can Tural, Bülent Uygun, Gökhan Parlak, Ersun Yanal, Yalnız Fenerli kesinlikle hücumcu başarı yaş yabancı olmalı demiş. Ali Can Kerim, Bülent Uygun, Kerim Öner, Bülent Uygun, Ali Kever Önal, özellikle İsmail ne alaka demiş. Bilmiyorum kardeşim. Ben ne demek demedim. Deme bu. Yani ne alaka onu niye söylüyorsunuz? Bu ne saçmalık? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Fenerbahçe'ye zarar mı vermek istiyorsunuz?" demiş. Sevgili Fenerbahçe kardeş Fenerbahçeli kardeşim, "Fenerbahçe'ye zarar mı vermek istiyorsunuz?" dediğiniz adam yani siz herhalde altınızda şortla gezerken ya da babanızda portakalken bu adam Fenerbahçe'nin sağ bekiydi. Milli takımda oynuyordu. Fenerbahçe'de kaptanlık yapıyordu İsmail Kartal. Bu kadar hani daha bugünün çocukları yani Fenerbahçe formasını giyemez. Fenerbahçe'nin formasını giymiş. Fenerbahçe uzun yıllar top oynamış. Sonra selamlar. Ve ayrıca da yani buralara Karvalyalılar bilmem neler geliyorlar hoca olur. İsmail Kartal niye olmasın? Bu bizim Yılmaz Akansu'nun yeğeniymiş. Bakın. Bizim var ya Kayserili kardeşim var Yılmaz Akansu'nun yeğeni. Bak Ertem Forza Beştaşlar koymuşlar. Oy oy oy. Bakar mısın onun güzelliğine? Buradan da Yılmaz'a çok selamlar Kayseri'ye. Çok selam. Çok selam. yani şimdi Ertem ee, olay çok farklı. Fenerbahçe futbol takımının ben Fenerbahçe başkanıyım yerli hoca alırım. Bana sorsan. Evet. Çünkü Kim? yer, isim şu demem şimdi bak. Şimdi isim şu 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 dediğin zaman hep bütün kardeşlerimiz var görev bekliyorlar. Demem ben hani şu olsun şunu almaya çalışıyoruz. Ben duyduğumu o zaman söylemiştim. Yani Aykut Kocaman'la görüşülüyor falan filan neyse. Belki Ali Yıldırım onunla samimi diye veya bilmiyorum. Ama çünkü niye? Fenerbahçe bir süreçten geçiyor. Bir süreçten geçiyor. İşte buyur Tudor geldi abi. Tudor geldi. Demin Bülent'e bir örnek verdim. Ne dedim? İyi futbolcun varsa iyi antrenör oluyorsun. Değil mi? Tabii. Ha, her iyi futbolcu iyi antrenör olacaksın diye bir kaydı yok. Galatasaray'ın da çok da kötü bir kadrosu yok ayrıca. Tudor başarılı mı? Başarısız. Tabii. Galatasaray'ın da çok da iyi bir, yani şey çok da kötü bir kadrosu yok ayrıca no, da yani. No. Yani bir tane her oyuncusunu tek tek sayalım bakalım. Galatasaray takımında bir kurgu sorunu var. Evet. Takım olma sorunu evet. var. Ondan dolayı şimdi iyi futbolcuna iyi antrenör olursun. Hepsi birbirine örtüşür. Bunda ne yaptı? Güzel. Türkiye'de bir gerçek vardır. Nedir? Fatih Terim gerçeği. Şimdi ne oldu? Şanol Güneş gerçeği geldi. Arkasından Şanol Güneş. Fatih Terim gerçeği var. Ne yapıyor? Galatasaray'a geldiği zaman ne yapıyor abi? Oyuncu aldırıyor ediyor ama ama öyle ama böyle şampiyon yapıyor takımını. Tabii. Çünkü niye? iyi oyuncu alıyor. Çünkü iyi oyuncuyla iyi hoca oluyorsun o zaman. Çünkü Fatih Terim geliyor Bay alıyor. İyi bir Snyder oluyor o zaman. İyi bir Melo oluyor. Ondan dolayı ondan dolayı şimdi burada Yerli bir Türkiye'yi tanıyor. Türkiye Ligi'ni tanıyor. Fenerbahçe'yi iyi tanımak lazım. Aziz Yıldırım'ı iyi tanıması lazım. Ayrıca. Ve medyayı bilmesi lazım. Medyayı, basını. Onun için yabancı gelecek. Abi bunlar anlatana kadar Ertem'cim... Ayasofya'yı, Sultanahmet'i, işte ne bileyim Laleli'yi, Galata Kulesi'ni, oraları buraları gezdirip İstanbul'u tanıtana kadar bir de takımı tanıtacaksın. Şu futbolcunun özelliği bu kuru fasulye sever, pilav sever, türlü sever, işte falan kebapçı buradadır, iyi lokanta falan bir de bunları sayarsın. Bunları bir de futbol takımını sayacaksın. Anlatacaksın, anlatacaksın, anlatacaksın. Bir de rakipleri sayacaksın. Rakibin şu oyuncusu, şu etkili, bu ikinci oyuncusu, taraftarı şöyle bilmem nesi falan bilen epey zaman alır. Doğru. Geçiş sürecindesin tamamıyla hoca yerli olur. Yabancı geldi Del Bosque, dünya çapında hoca geldi, 6 haftada gitti. Anlatamadılar adama çünkü. Niye anlatamadılar? Rakipleri anlatamadılar, takımı anlatamadılar, Beşiktaş'ı anlatamadılar, rakipleri. Fenerbahçe kim dediler, Galatasaray kimdir, nedir, derbiler nasıl oynanır falandı filandı. Bilmem ne, zaman alır. Doğru. Kurtuluş, hiç unutmuyorum. 6 sene önce beni, 5 sene önce beni, Aziz şey ne o, Fatih Hoca ile karşılaştım. Fatih abi dedi ki, bu sene dedi, biz dedi, şampiyon olacak bir takım kuruyoruz dedi. Yaş ortalaması evet. yüksek ama şampiyon yani son vuruş. Şampiyon. Seneye yatırımı değil. Al abi aldın Buruma'yı aldın. Yatırım yapacağım diye. Ne oldu baba? Hadi Buruma oldu? 12'yi aldın. Ne oldu burum Hadi kaça, kaça satacağım Buruma'yı? Doğru. Yok abi böyle bir şey. Türkiye'ye Türkiye 12'ye Türkiye 12 futbolcu yıldız olacak adam alınmaz. Yıldız adayı 1'e alınır, 2'ye alınır, 3'e alınır. Doğru. Şimdi Taliska'ya. Taliska. 25 verirler mi? Beşiktaş veremez. Çok evet, zor. Çok zor. Ama Avrupa verir. Pariski'ye 30 da verir Taliska'ya. 40 da verirler. Verirler. Evet. Çünkü Tariska olmuş Ertem. Buruma olmadı, Tariska oldu. Abi, Tariska diyorsun, bakıyorsun. Bak ay bak selam. Sinan bana. abi, kim bunlar biliyor musun? Tariska. Benim Kemalettin kardeşimin çocukları, Umut, Yasin ve Elif. Çok selamlar. Umut, Yasin ve Elif. Ee, çok, çok sevgiler selam. selamlar. Hepinizi çok Buradan Muşa kucak dolu sevgiler. Sizleri seviyorum. Biraz kalsın böyle. Çok selam. Biraz kalsın. Şimdi onun için yani burada e, kalkıp da yani şu hoca, bu hocası bilmem nesi falan de filan de falan değil abi. Bir tane yol var, doğru yol. Yerlidir. Yerli malı, yurdun malı. Herkes bunu doğru zamanda doğru kullanmalı. Galatasaray futbol takımının yaptıkları transferler ortada. Abi örnek alalım. Sevgili başkanlar, sevgili yönetici örnek alın. Geçmiş seneyi örnek alın. Hani bir sene önceyi örnek alın. Bir sene önce ne yapmışız? Tersini yapın. 12 tane almışız. Aynı yerde almışız. Hayır abi. 5 evet. tane al. İyisini al. Evet. Geçen sene Galatasaray ne yaptın? Tersini. Fenerbahçe ne yaptın geçen sene? Yanlış yaptın. Transferde. Yanlış. Çünkü niye Yanlış. Niye yanlış? Bir transfer tutmadıysa buna yanlış dersin. Tutarsa yanlış. Bu nedir biliyor musun? Antrenör oyuncu değiştiği gibi. Devre arası iki tane oyuncu sokarsın. 2-0'dan maçı 3-2'ye çevirirler. Büyük hoca dersin. Devre arası iki tane oyuncu sokarsın. Hiçbir şey değişmez. Oyuncu değişti yanlış. Oyuncu değiştirir mi falan. Aynı böyledir. Transferde böyledir arkadaşlar. Başarılıysa tuttu. Doğru. Tuttu dersin. Helal olsun dersin. Olan bu işi biliyor dersin. Şimdi Beşiktaş Babel aldı. Tutmasa ne olacaktı devre arası? Ya Babel mi ya? Kimse almamış. Sen de Babel mi alıyorsun kardeşim derler. Ne oldu tuttu? Helal olsun Umut Güner diyoruz. Babel aldın. Taliskayı aldın. Ne diyoruz? Tuttu. Tutmasa gelmedi mi buralara? Çok kiralık oyuncular gelmediler mi? Bakın arkadaşlar fiyasko oldular gittiler. Doğru. Dönüyorsun öteki taraftan Ertem. Ne o? Neler oldu neler oldu? Galatasaray'da gelenler, gidenler. Ne o Karayev mi? Beceremiyorum söyleyemiyorum. Ne o Karayev mi? Karayev. Karayev. Karayev aldı. Nerede? Yok. Bitik. Gitti. Devre arası Galatasaray. Kimler aldı? De bilmem ne bir sürü aldı. Ya abi. sen ben ismini söylemeyi beceremiyoruz. O takıma yani, girmeyi beceremiyoruz. Onun için sevgili arkadaşlar. Yani o daha beter yani. Sevgili seyirciler. Sevgili arkadaşlar. Lütfen siz de takımlarınızı oy, oy. sosyal medyada bu yönlerde be, abi bir sene önce ne yaptıysan tersini yaptığın. <laughs> tersini yapın. Sevgili başkanlar, sevgili yöneticiler tersini yapın. Allah aşkına çöplük yapmayın. Ülkeye çöplük yapmayın. Sıradan yabancıları getirmeyin. Gidin ikna edin. Şimdi bakın çok yıldız oyuncu da gelmiyor. Dodu haklısınız. Getiremiyorsun. Doğru söylüyorsunuz. He. Abi diyor ki adam ben yıldız oyuncusam diyor. Eğer diyor, İngiltere'de İngiltere'de oynuyorsam diyorsun. Adam diyor ki ben buradan gideceksem önce bir İspanya'ya bakayım diyor. Valencia, Sevilla, Deportivo yani Real Madrid favorilere gidemeyeceğime göre diyor. Adleti Madrid oralar ağır gidemeyeceğim. Sonra oradan bir İtalya bakayım diyor. Inter olabilir mi kıyından diyor. Olmazsa diyor Inter işte Fiorentina, Fiorentina işte Lazio, Mazio, Roma onlara bakayım diyor. Dönüyor öteki taraftan diyor orası olmazsa diyor Fransa'yı bir deneyeyim diyor. Orada diyor Fransa'da işte Lyon, Mion falan filan yani Paris Saint Germain orada olmaz falan onlara bakayım diyor. Sonra seni diyor ki aa bir Türkiye'de var diyor. Ama bu Türkiye'de diyor iki misli veriyorlar parayı diyor. Evet. Vergi de yok diyor. Ha bir deneyelim güzel de şehir diyor. Güzel de şehir diyor, evet. terör de bitti diyor, falan diyor, bir şey de yok diyor. Allah, şeytan <laughs> kulağını kovsun. Terör kesin de misin? yok diyor, falan diyor. Şu an Allah diyor. Allah, misin? aman vermesin. İyi de diyor. Bir Türkiye deneyim diyor. Burada diyor çok da seviyorlar diyor. İki maç oynadığın zaman da diyor, bayılıyorlar diyor. Beni sırtımda taşıyorlar. Harika, o büyük falan harikasın diyorlar diyor. Bir orayı deneyim. Ancak böyle. Yani sizi arkadaşlar dördüncü alternatif görüyorlar bizi zaten. Doğru. Yani çünkü o da parayı ikimiz de veriyoruz diye. İkimiz de veriyoruz diye. Ondan dolayı, ondan dolayı ben de diyorum ki grup başkanlarımıza lütfen bunları yapın. Lütfen. Lütfen. Ama Fenerbahçe'ye bir şey rica ediyorum. Fenerbahçe başkanına, yönetimine Allah aşkına şu Van Persi atsın. Sezon sonuna kadar 5 tane de atsın, 10 tane de atsın ama abi kurtarın ya. Bir futbol takımının santraforu santraforu takımın artisidir, yıldızıdır. Başrol oyuncusudur. Bakın Santrafor. Santrafor. Bak bugün Cenk Tosun'a kaç gol atmış? 18 mi? Evet. Abu Bakar onun yarısına gelmiş. E. Fenerbahçe futbol takımında vamperse yeteneğinde hiçbir şüphe yok. Ama oynamıyorsun. Ne olur Fenerbahçe kurtulun abi. Kurtarın. Şuna gidin adam gibi bir tane oraya santrafor alın. Şu vampersten kurtarın. Adam gibi bir santrafor alın. Lig'de 17. Cenk. Ligde 17. Ha, Avrupa'da attı. O öteki Abu Bakar attı falan filan. Şimdi 17 sezon sonuna kadar 23 olur Ertem. Doğru. 23. Şunu bir de Beşiktaş bölümünde şunu istiyorum. Bu arada Sinan abinin voleydeki anketini rica edeyim. Ee, Orhan Atak'a da Malatya'ya da bakacak dolu vay, sevgiler. Orhan vay. Atak, sevgiler. Orhan Atak Malatya'ya sevgiler. Orhan Atak Malatya'ya selamlar da şu aslana oy, bak oy, ya. Oy, oy. Şu kartala bak Metin, ya. Metin Uğur Ateş. Ya Metin Uğur yeriz bir seni. Tam mi? ekran versene ya bir. Ya Bu nasıl bir tosunsun sen Tam ya. Tam ekran versene. Oy oy Allah Allah nazarını esirgesin. Maşallah dua edin. Maşallah maşallah. Bizim nazarımız değmez. Dua edin. Bizim kalbimiz temiz. Metin Uğur Ateş. Vay seni tosun Allah. Oy, oy, Annene oy, babana oy, ailene oy. seni bağışlasın. Seni malız aslan yavrusu be. Oy, Pardon oy, oy, demeyeyim kızarlar. Maşallah, ma, kartal maşallah. yavrusu diyeyim kartal. Maşallah. Şimdi maşallah. Ertem'im. yani. E, tekrar Umut Yasin'e ve Elif'e buradan sevgiler. Umut Yasin ve Elif'e muşa kucak dolusu sevgiler. Orhan Atak'a sevgiler. Sinan abiş Orhan Atak kardeşim evim. Malatya'ya sevgiler göndersene. Orhan Atak. Kardeşim seni öpüyoruz. Selamlar. Güzel bize siyah kayısı yolla. Hah. Siyah kayısı. Yolla. Nereye yollayacağım diyor çünkü Büyükşehir Belediyesi. Abi siyah kayısı yolla bir şey Çakır koyma. Belediye Sadece başkanımız. kayısı koy. Ahmet Çakır başkana çok selamlarımı, saygıda Ama baba oradaki özel ama ha, bak burada da var o kayısı. <laughs> Orada özel var, özel. Özel. Yani al, niye gülüyorsun ya Ona, kayısı dedik Bak ya. canlı yayında kayısı istiyoruz ya senden. Kayısı yolla Malatya, kayısı yolla ama ay oradaki kayısı özel. Çünkü benim Malatyalı dostlarım var. Tamam abi diyor. <laughs> Malatyalı dostlarım var bana söylüyorlar. Burada bir kayısı var. Hala görmedik. Yollayın abi. Bir kilo yolla fazla değil yani. Orana, vay vay vay. Sayın Belediye Başkanımız değil, Ahmet Çakır Beyefendi'ye kucak dolu sevgiler selamlar. Ve Ahmet e, Orada Atağa da sevgiler ha, selamlar. Gideceğim yerler var zaten bak. Bu resim kalsın. Şu, bu resim kalsın Onurcuğum biraz. Şimdi gideceğim yerler Bir Bingöl'e gideceğim. Bingöl Spor'a. Gideceğimiz yerler var. Kümede kalırsa Bülent'imin takımı. Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep'e gideceğiz. Ertem'im. Ondan sonra Malatya'ya gideceğiz. Mardin'e gideceğiz. Mardin'e gideceğiz. Mardin'e bizim Yusuf Tekin'in kardeşim takımı oraya Mardin'e gideceğiz. gideceğiz. Döneceğiz oradan Malatya'ya gideceğiz. Malatya'ya gideceğiz. Ondan sonra Ertem'cim sonra da senle bir avukata gideceğiz. Boşanır mıyız? Boşanır <laughs> mı bizi? Hanımlar Gülşen Ayşe bizi boşanır mı? Buralara gidersek bizi ha? derler ki. <laughs> Bu arada Atak. Buran Atak kardeşime de buradan sevgiler. Abi şu resmi bir Hüseyin'e Almanya'ya Hüseyin kardeşime, Hüseyin Ertuğrul'a buradan kucak dolusu sevgiler. Şu resmi Mustafa Özer'e kucak dolusu sevgiler. Ee, Buran Atak'a. Dur bir dakika. Bozan kardeşime. Dur ya. Bozan gel kardeşime gel sevgiler. Adana'ya, Bozan'a, Eyüp Kılıç'a sevgiler. Dur yine oraya devam edersin. Şu fenerli tamam. resim çok güzel ya. Hangisi? Aa, çok fener güzel ya. Kardeşim. Ne o gözüm görmüyor Hazal Sarıbay mı diyor? Öyle mi diyor çocuklar? Hazal. Hazel. Hazel, hazel mi? Yok Hazal mı? Hazel mi? Hazal mı? Ya, hazel, Hazel. 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 Bu sabibar. kardeşlerimizi öpüyoruz. Bu kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi seyretmeye devam etsinler. Beyaz TV'den ayrılmasınlar. Beyaz futbolu seyretsinler. Evet. E, aynı zamanda Eyüp Kılıç'a, Bozan kardeşime, Hüseyin Ersöz'e, Burhan Ata'a, Orhan Ata'a, e, <laughs> Kemalettin ya. kardeşime... Mustafa Özere, Mustafa Bey'e buradan sevgiler selamlar. Muttalip, e, Muttalip Bey'e e, kelam diyelim, kucak dolu sevgiler selamlar gönderelim. E, ve dönelim, dönelim oyunumuza. Ne oyunumuza? E, kendi oyunumuza, futbol Futbola dönelim Kerim Çomoğlu Gençlik ve Spor Bakanlığından e, sosyal medya ile ilgili e, tüm e, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın e, Sayın Çağatay e, Kılıç Beyefendinin e, sosyal medya uzmanı e, Kerim Çomoğlu'na da buradan kucak dolu sevgiler gönderiyorum e, sevgili seyirciler e, Sinan Abi Malatya bizi bekliyor. Gidiyoruz ee, abi. Kayısı, kayısı. Malatya kayısı Malatya bekliyormuş yani. Şu anda Orhan Atak diyor ki Malatya'ya bekliyoruz sizi Şampiyonluk maçına bekliyorum sizi diyor. Ama cumartesi olursa gelemeyiz Programlar Konya Spor'a da Bu güzel kızımıza da Çok selamlar öpüyorum Güzel kızım seni yanaklarından Annene babana o, da Konya'ya Konya sevgiler Çok selamlar Konya'ya sevgiler dedik ve devam ediyoruz sevgili seyirciler. Ee, nerede kalmıştık? Anket yapmıştık. Vole'deki anket bir gelsin bakalım. Ee, Sinan Engin vole hesabından bir anket yaptı. Fenerbahçe ile ilgili olarak o anketi görelim. Sonra benim Twitter'dan e, anketimi göreceğiz. Sevgili seyirciler. Sinan Engin'in vole'deki anketi. Fenerbahçe'nin hocası kim olmalı? Aykut Kocaman %57.8 Lucescu %20.3 Yabancı bir dakika. Oo. Çok bir şey geliyor ya. Yüzde 21.9. Bir dakika. Sinan abi. Çok mesaj çok geliyor Çok ağır bana. bir misafirimiz var. Ay voleyde çok mesaj geliyor. Sinan Oo. abi çok ağır bir misafirimiz var. Kim o? Metin Külünk, Sayın Metin Külünk, ee, AK Parti İstanbul Milletvekili, evet. Sayın Milletvekilimiz Sayın Vekilimiz Sinan Engin'e katılıyorum diyor. Sinan Engin'in yorumlarına katılıyorum diyor. Ee, Metin Külünk 15 Temmuz sürecinin de 15 Temmuz evet. gecesinin en büyük kahramanlarından biridir Metin Külünk abimiz, milletvekilimiz, sayın milletvekilimiz. Ee, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Çok, iyi. Çok özel bir insansınız. Saygılarımı sunuyorum sayın Çok vekilime. Iyi. Çok iyi, çok eski dostumdur, çok iyi dostumdur, çok severim. Aynen öyle. Geçen de ödül töreninde beraberdik. Allah'ın aslanıdır yani hiç öyle. Aynen öyle. Kabadayı Dik. aslandır hiç. Dik. Tabii tabii aynen. Aynen adam gibi adamdır. Buradan Sayın Metin Künük'e de kucak dolu saygılarımızı, selamlarımızı, sevgiler. sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. E... Sevgili seyirciler devam ediyoruz. Sinan abinin e, anketi böyle bir görelim bakalım. E, 219 kişi e, cevaplamış. Fenerbahçe taraftarı kimi ister? Bülent Uygun, Aykut Kocaman, şey İsmail diyorum. Kartal yabancı dedik. Evet. Öteki advokat başarılı mı ona bir gel bakalım. Advokat başarılı mı? Beyaz TV'deki hani bizim yaptığımız. Tamam gibi. advokat başarılı mı? Başarılı buluyorum Fenerbahçe'de. Başa ona bir gelelim. Mi? Bir saniye Sinan abiciğim. Abi gömlek de büyük. Beyaz, beyaz gömlek beyaz Abi. gömlek almam lazım. Bak Daralta daralta. Bir de diyorsunuz ki Sinan abi zengin. Gömlekleri daraltıyoruz be. Yenal be bir gömlek almadım bak. Ee, bir tane Kenetlen diye birisi var. O Fenerbahçe'ye küfür etmiş. Onu geçelim. Ee, ne adresi? Transfer... BJK 0-3 demiş geçelim bunu. Selçuk o. Özgür Fenerbahçe baskette ama futbolda doğranmış bir kulüp. Neden bunu söylemiyorsunuz? Suat Öztürk hayır sayılmaz diyor Sinan Bey diyor. Enes Sarıboğa sayılmaz diyor. Fatih Çepni başarısızdır diyor. Semih Körpe hayır diyor. Hüseyin Polat bence bu kadroyla sayılır diyor. Misbah Supi Fenerbahçe Ligi başarılı sezonlarında birinci başarısız sezonlarında ikinci bitirir diyor. Özgür kardeşim öpüyorum seni. Özgür benim nişan taşında arabamı sıkıştım mı hemen park eder. Özgürcüm de bizi seyrediyormuş. Sağ ol kardeşim benim. Öpüyorum Özgür seni. Ee... Yani şu anda Fırat Yavuz evet diyor Fenerbahçeli. Halil Bodur tabii ki başarılı başarılıdır diyor. Nazım Teknelioğlu Fenerbahçe ligi 2. bitirir Türkiye Kupası'nı alırsa dikkat avukat başarılı başkan başarısızdır diyor. Masun ee, Mahsun Yılmaz kesinlikle başarısızdır. Çoktan gitmesi lazımdı diyor. Ee, Yusuf Kaplan başarısız sayılır. Ha bu arada Sinan Bey şampiyonluk gelsin ne diyor Yusuf Kaplan. O bildiğimiz Yusuf Kaplan değil ama Onur Demez ee, enteresan bir şey söylemiş, anlayamadık. Uğur Kuzgun sayılmaz demiş. Ee, Cesur Bekir Temel küme düşürmediği için başarılı sayılır demiş. Demiş Şerife Öztürk saçmalama abi, başarısız ee, demiş Şerife kızımız. Ee, Faruk Çalış Fenerbahçe her sene böyle zaten değişen bir şey yok. Ee, Ceyhun daha iyisi olabilirdi. Tolga Tamtaş tamtamış. Şampiyon Beşiktaş demiş. Yasin Zorba avukat başarılı, Fenerbahçe başarısız demiş. Pardon Ertemciğim. abi. Bir de şunu istiyorum yarın yarınki Başakşehir Fenerbahçe beş Beşiktaş maçının sonucunu hmm. önce ben sana sorayım bana sorma. Bana Demişler ki Eyüp Kılıç diye bir arkadaş demiş ki Kayısı yemek için Sinan Engin mi olmak lazım Orhan Bey diye sormuş. Ya, Kayıs her Kayısı her yerde satılıyor. Kayısı yemek için Laf olsun işte. Eyüp ya. Kılıç Bey demiş ki Kayısı yemek ya. için ya, Sinan ya, Engin mi la. olmak lazım. <laughs> ya ne alakası Kayısı gel vereyim ben Hayır, sana. Orhan Orhan atağa kızıyor. Ha. Diyor ki Orhan Bey diyor. Kayısı yemek için Sinan Engin mi olmak lazım yani? illa biz de mi çıkalım televizyonda söyleyelim diye. Başakşehir şey maçını sonucunu alayım. Beşiktaş maçını sana söylüyorum. Beşiktaş kazanır. Bir anket yapalım. Yapalım. Veya canlı tweet yazsınlar. Oku Ertem'cim. Başakşehir Beşiktaş maçının sonucunu yaz. Yarın tamam. kim kazanır? Beşiktaş mı? Başakşehir mi? Yarın kim? Ayrıca e, Serkan'cım çok iyi fotoğraf atanlara, çok iyi fotoğraf atanlara forma sözümüz var. Bir seçelim. İyi, iyi resimler bekliyoruz. İyi fotoğraflar bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Başakşehir. Yarın tweetlerinizi atın bakalım. Kim kazanır yarın? Beşiktaş mı? Başakşehir, Başakşehir. mi? Yarın ne olur? Fena Beşiktaş. Emre Melezoğlu'nu kaçırsaydık maç akşam acaba? <gülüyor> <gülüyor> Emre Melezoğlu'nu kaçırsak bu akşam bir yerden he? Geçen gün Emre'yle otururken özledik. Emre Beşiktaş Başakşehir maçı akşamı seni kaçırsak mı acaba dedik. Saklasak bir yere. <laughs> Maça gidemese. <laughs> ee, bana da en zor sezonun en zor maçı dedi. Evet zor. Abi en Beştaş, zor maçı. Şu takım yani. Erten Beşiktaş güçlü takım yani zor olması normal. Anketi bir ekranda gösterir Görelim. Görelim. Benim Görülim Şimdi bir anket yaptım. Sinan abiye de bir nefes aldıracağım. Başakşehir Beşiktaş maçı sizce ne olur? Canlı yayında okuyorum dedim. Beyaz futbol izletiyor etiketiyle. Bizlere yazabilirsiniz. Ee, Malatya'dan kayısı bekliyoruz efendim. <laughs> Taktık. Oran Atak o kayısılar gelecek kardeşim bak ben sana söyleyeyim. Tepsi tepsi kayısı. Pazartesi burada olması lazım abi. Olmazsa abi, yandın. Var mı? Fotoğraf var yandın. mı mı? Oran? Oran yandın. Orana Atak Fotoğraf var mı? Var. Çok yakışıklı. Koyarım. Oran Çok resmini yakışıklı. koyarım. Pazartesi burada olmalı. Çakar hocamla beraber yiyeceğiz içeride. Çakar, Canlı Çakar çok kayısı sever. Çakar oturur bir kilo kayısı yer. İnan diyorum geçen gün oturdu bir kilo kayısı yedi biliyor musun? Sonra da... Tuvaletten çıkaramadık. Hocayı ne yaptı? Hocayı ne yaptı? çıkaramadık ondan sonra. Çakarın meledi. Çakar'ı özledim kaç gündür görmüyorum ya. Sinan abi bak şu anda inanılmaz bir şey başladı. Eyüp Kılıç da diyor ki Sinan Engin ve Ertem abime Antep baklavası göndereceğim. Baklava yemem. Şekerim var. Şekerim var. Kayısı iki tane, Eyüp üç tane yerim. Eyüp Kılıç bak, antep, antep, antep fıstığı, var. antep fıstığı olur mu? Yemem, yok. Ne istersen yapar, Antep'ten. diyet diyeyim. Hayır abi kayası abi, kayısı ya. Bak bende gut hastalığı var arkadaşlar. Ben de hastayım. Bakma ben benim böyle bir göründüğüm hmm. öyle kalıplı malıplı. Bende var ya her türlü arıza var. Vücutta arıza çok. Gut var, şeker var, <laughs> kalp var, yürek var, böbrek var. Yok yürek var. De... <laughs> her türlü var. Onun için arkadaşlar Eyüp'cüğüm karıştırmayalım işi, kayısı alalım. Mevlüt diyor ki... E... Ne? Mevlüt. Mevlüt'ün, Mevlüt Mevlüt'üm. Mevlüt, Mevlüt, Ronaldo Mevlüt, Ronaldo'nun saçlarını kesmeye gidiyormuş. Ronaldo'cum. Ronaldo'nun saçlarını kesmeye gidiyormuş. Evlilik yıldönümün Mevlüt. kutlu olsun. İnşallah uzun yıllar daha eşinle çocuklarına mutlu olursun, sağlıklı olursun. Mevlütçüm. seni öpüyoruz. Aynı şekilde Serkan'ı da, Meral'esi de, hepiniz orada, Gökhan'ı da, hepinizi öpüyorum. Mevlütçüm. Allah'a emanet ol. Hepsin. Sana ömür boyu mutluluklar kardeşim. Ömür boyu mutluluklar. Evet tüm ekibe Gülsene, Tuğba'ya orada Nihat'a değil mi? Meyreleş. Meyreleş Nihat. Nihat evet. Herkese kucak dolu sevgiler buradan. Sevgili seyirciler anketimiz geldi. Başakşehir Beşiktaş maçı sizce ne olur? Canlı yayında okuyorum. Ben Beşiktaş kazanır diyorum. E, skor vereyim. 3-2 Beşiktaş. Sinan abi sen? Ben soru sormam. Söyleme. Nasıl ya? Bana Bu, niye abi? söyletiyorsun o zaman? Sen söyle abi ben söyleme. <laughs> Reklama gittik o zaman. İyi gelmiyor Fotoğraflarınızı abi. ve tweetlerinizi bekliyorum. İyi gelmiyor Ertem. Reklama gittim o zaman. Ertan Hadi iyi gelmiyor.